Yaş kaç? 42. 42 sene içinde ben senin hayatını bilmiyorum değil mi? Ama öyle hadiseler olmuştur ki ne yapacağım ben demişsindir ya. Arkadaş ben bu işin altından nasıl kalkacağım? Bu iş nasıl düze çıkacak? Heh, değil mi? Oluyor mu öyle? Bir sürü. Şimdi unuttum bile onların ne olduğunu. Kayınbaban burada mı? Baba burada mısın? Baban nerede? Heh tamam. İstanbul'a gidiyoruz. Mitsubishi ile, babamın arabasıyla. İstanbul'a girdik. Hava hafif yağışlı. Araba kalabalık. Benim ufaklıklar var. Böyle tam teheccüd vakti. Bir yol böyle bir çatal oldu. Sağa mı gideceğiz, sola mı gideceğiz biz derken böyle arkadan bir tır vurdu bize. Hayatta her şeyde ders var arkadaşlar bak. Bir tır vurdu bize arkadan. Bayağı büyük sıkıntıydı yani. Neyse bizim bir tanesi çok küçüktü böyle artık Ali Rıza'ydı herhalde. Yani küçüktü böyle kundaktaydı. Ben sabaha kadar hastanelerdeydim. Bir şey yoktu elhamdülillah ama tabii çocuğu götürmek lazım yani. Öyle camlar mamlar böyle çocukların içinden çıkıyor yani böyle ortalık allak bullak ortalık. Onlar eve gittiler. Ben hastanedeydim sabaha kadar. Böyle sabah böyle 6 gibi falan, 6-7 gibi. Ama sabah namazı vaktiydi yani tam mevsim hatırlamıyorum. Sabah namazı vaktiydi. Ben eve döndüm. Babamı sesledim hani kalk namaza diye. Kalktı böyle trafik kazası geçirmişiz. Tamam. Araba pert değil ama yani tır vurdu arkadan ya. Kalktı böyle. Ne yapacağız şimdi dedi bana babam. Ne yapacağız şimdi dedi. Böyle içimden hak verdim yani hakikaten dedim ha yani. Ne yapacağız şimdi? Seni hatırlıyor musun baba? Kaç? Seni hatırlıyor musun? Bak, hatırlıyor musun? Günlü falan geç, ayını günlü geç, senesini bile ne yapmıyor? Ne yapacağız diyorduk, bak ne oldu? Unutuyorsun kardeşim, o da şimdi bak ben hatırlattım diye böyle bir olay olduğunu hatırlıyor. Olayı anlattım diye böyle bir olay olduğunu ne yapıyor? Bak kalktı, ne yapacağız şimdi dedi. Hiçbir şey yapmayacaksın kardeşim, vakti saati gelecek, zaman ilacı olacak, unutacaksın gidecek her şeyi. Bu hayatta her şey böyle kardeşim. Ne yapacağım diyorsun o ilk anda. Ne yapacağım ben? Bitti artık. Daha bu dünyada öyle bir şey yok. Ama ahirette var. Bu dünyada ne kadar büyük sıkıntı olursa olsun büyük sıkıntıdır bak hani küçümsemiyorum. Ama velakin ya sonu var ya. Nesi var? Sonu var ya. Ama ahiret. Ahiret. Mesela bir vakit namaz için ne dedik arkadaşlar? Dünyada ne kadar büyük bir bela olur ki sana 80 sene kesiksiz beladır ya. Ki 80 sene de değil ahiretteki. Bir tanesi için 80 sene. Dünyada ne kadar büyük bir bela olur ki kesintisiz 80 sene beladır ya. Ateşle yanmak olsa ya dünyada ateşle yanmak 10 dakika sürer mi sürmez mi acaba? 10 dakikada ölür mü insan? Ateşin durumuna göre değil mi? Yani kalkıp da adam 3 saat ateşte ne yapmaz? Yanmaz. Şanlılar. Kullama nazıcat culuduhum beddelnahum culuden gayriha liyedukul azab. Kullama ne zaman? Nazıcat. Yansa pisse. Ufaz-ı kiram. Bana burayı bulur musunuz tefsir-i şerifte? Acil ama. Çabuk 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 çabuk. Kullama nazıcat culuduhum. Ruhu Furkan'da bulacaksınız. Kullama nazıcat culuduhum beddelnahum culuden gayriha liyedukul azab. Bak orada bir şey göstereceğim size bulurlarsa. İnşallah bulurlar. Küllema ne zaman nazıcet yansa pisse ne culuduhum derileri beddelna biz değiştiririz tebdil ederiz hum onları culuden gayraha culuden derilere gayraha başka deriye değiştiririz. Yandı pişti kavruldu hemen taze deri. Niye? Liyezukul adab. Liyezuku tatsınlar diye neyi el adabı adabı tatsınlar diye. Ama püf nokta söylüyorum size şimdi. Liyezuku zaka yezuku zevkan. Liyezuku tatsınlar diye tercüme ediyoruz ya. Tatsınlar diye biz onu Türkçe'ye çevirirken ne diyoruz? Tatsınlar diye tercüme ediyoruz. Ama kelimenin aslı zaka yezuku zevkan. Yani zevkine varsınlar azabın.
Azabın zevki, siz zevk için işlediniz değil mi bu günahları? Buyurun zevk görün şimdi siz. Siz zevkiniz için bir hayat sürdünüz, keyfiniz peşine bir hayat sürdünüz, zevk için yaşadınız öyle mi? Buyurun zevkinizi görün bakalım şimdi.